Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Videoma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte şehirde Yay! 13. bölüme karşınızdayım sevgili değerli izleyici konuklar. Evet, hadi sen de terk et. Herkes bir bıraktı buraları. Arkalarına bile bakmadılar. Bir töreyi yaşar gibi kutsal bir boyunmuş. Biz terk ettiler her şeyi. Önce gittilerin suyunu taktılar. Hem de utanmadan. Çünkü onların ortasına kalınmış olan utanma duygularında terk edelim çok olmuştu. Sonra kalabalıklardan uzaklaştılar ya. Ya yalnızlığı seçtiler kendilerine. Böyle de mutluyuz bizi muhalif yalanlar. Saçlarına ak düşmüştü. Saçlarına ak düştü. Boyunları eğildi. Ayakları yürümekten kan içinde kaldı. Aynı yoktu. Hiçbir yer. Göremediler hiçbir konu. Gittiler ve gidişte bir tek eşten başka bir şey. Değildi. Gittiler ve gidişte bir tek eşten başka bir şey değildi. Çiçekleri sulama Çiçekleri sulamayalı çok zaman oldu ya. Boyunlarını büktüler onlarda. Yalnızlık bir yazgı mıdır yoksa kişinin kendi çabası mıdır? Yalnız kalacaksa insan böyle yalnız kalmalı. Çiçekler bile hayret etmeli yalnızlığına. Boynunu bükmeli her şey. Sis çökmeli dört bir yanı. Yağmur da terk ettik buraları, kuruduk içimize çekindik. Köylü kızları tarlalarda öylece kaldı. Toprak kurudu, ağaçlar kurudu, çiçekler soldu. Yağmur yok, güneş de yok, mevsimlerde yitirdi. Kendi beni, hepsi birbirine büyüktü. Her şey atıldı, duymazdı. Irmak kıyısına kadar inmiş. Bir baktım ırmak kıyısındayım. Ne zaman geldiğimi bile anlamadım. Hani su gibi akıyor zaman derler ya. Öyle geçmiş zaman. Demek ki ırmağın kıyısındayım artık. Irmağa en yakın olacağım bir yerler arasında bir süre. Su da kalmamış ya ırmakta. Neyse. Olanla idare et. Sular da terk etmiş buraları. Irmağa yakın bir evim olsaydı bu pek de sorun olmayacaktı. Irmağın suyunun çoğaldığını görür görmez hemen de girerdim. Beni de al götür ırmak derdim. Sen bize şimdi benim yaşamıyorum. Her defasında susuzluğuna kalıyoruz ırmağın. Çocuklar bile dönüp bakmıyorlar ırmağın içe. Irmağın yüzüne. Eskiden böyle miydi? Dolup kaçardı ırmağın etrafı. Çoluk çocuk, genç, yaşlı daha bir çok, daha bir demiş de bakardı ırmağa. Irmak artık şehir için bir kenar süsü. Şehri ikiye bölen bir sınır çizgisi. Karşı yakanın sınır kapısı. Gitmek güzeldir aslında. Durmak yerine gitmek güzeldir. Bir kaval sesine kalktırıp kendine nefessiz alana kadar diyeceksin ki bunun adına gitmek dersin. Şöyle bir dolaşıp geleyim demek de olmaz mı? Gittim mi ağız yakınlığın ardına? Bu gidiş hayır alemanı değil demek görünür. Eşkimiş yakasını çekilse gitmediğim insan. Kendinden bir iz bırakmadan gitmeli. Dönüşü aklıma getirme. Bir su gibi içine çekilen ırmak olmalı yola düşür. Baktım ki etrafa kimse kalmadı. Yalnız kalmışım ve yalnızlığının farkına varmam dedim o zaman. Kimse yoksa etrafında senin de kalmanın bir anlamı yok. Görmüyorsan yanımda, düşmüyorsa dinle, derdini saklı. Çekiliyorsan her gün biraz daha içine der, durmanın bir anlamı yok. Bir ırmak susturabilir ancak sesini. Bir deniz yeter susuzluğuna. Ben alıştım yalnızlığa. Durma artık, hadi sen de terk et.
şehirde Rüzgar 13. bölümün sonuna denk geliyoruz. Evet, 14. bölümün tanıtımında hemen ardından verelim. Gözlerini kapattığında çöl oluyor her şey. Masal değil yaşananlar. Ne çok yalan vardır onların içinde ne çok sevdiği. Ama sevdiği için dünyayı karşısına alan orduları Allah bullak eden aşıkların mekanıdır masal. Gözlerini kaçırdığında çöl olan o büyük deryayı bir masal gidip getiriyor. Çocukluk yapacağımız için seraflar göreceği büyük bir ordu ardında. Ulaştığım ilk serapta sürüp sıktan yine zevrakı derunum kırılıp kenara düştü. Bize hisse-i mehabbet diri pare pare düştü. Erişip behare gülü yenilendi sohbeti gül yahu. Bendi sohbeti gül yahu, yahu. 14. bölüm yakındığı at. Şehirde seni bir rüzgarın bir bölümünün de aklına denk geldik. Tanrımı verdik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.